Estres Ejans. Saat 7 varırken yine CSGO haberlerimizdeyiz. Bugün yanımızda Burak Bey var. Kısası CSGO'nun globallerinden biri ve CSGO'nun ilk oyuncuların biri. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Bugün Twitter'a yaş sorulukta cevaplayacağız. Evet. Başlayalım öncelikle. Başlayın. Ayşe uyku demiş. Hocam. Özür dilerim seyirciler. Gülünecek bir konu. Sadece B'ye sadece P790 uğraş yapılır. Hayır. Gerek yok. Mekon'la, MP7 ile ve şeyle Negev'ler açlayabilirsiniz. Daha da çılgının paramı çatır çutur etmek istiyorum derseniz M249 da sizin için büyük bir seçenektir. Diğer soruya geçebiliriz. Teşekkür ederiz Burak Bey. Evet. Diğer sorumuza Vichan Arif baş sormuş ki hocam karşı ikiler geliyordu. Ben de ilaçtım. Günah mı yazdım? Bak. Ne demişler? Kötüye kötülük yapma, kötüye iyilik yap. Demişler. Peki Burak Bey onu kim demiş? Ben. Tamam. Tamam, nereden sonra geçelim? Evet. Ara Bozkurt demiş ki. Evet. PS'de bilgisayarı kaldırmıyor. Ben de aşağı. Bilgisayarını yeniden mi başlatmış? Hayır, bilgisayarı canı aşağı atmış. Ve bu doğru mu davranmış diye. Size sormuş efendim. Artık o bilgisayarı hiç kaldırmayacak. Yani nasıl desem. Hiç doğru bir yanlış. Çok yanlış bir davranış. Ardıcığım seni buradan Allah'a havale ediyorum. Tamam. Şimdi Yağız Ersoy şey yazmış. Ne yazmış? Hocam. CT'deki adam bomba kurarken doğru mu davranmış? Arkasından bıçaklamış mı? Evet. Bombayı çözerken. Arkasından bıçaklamak he. Hiçbir erkek kimseyi arkasından bıçaklar. Hop hocam yavaş ol ya. Arkadaşlar burayı sansürleyebilir miyiz lütfen? Tamam. Şeyim uyarıyor, jürim uyarıyor. Soruları daha hızlı devam edelim. Çünkü bayağı hızlı zaman geçmeye başladı. Evet. Şimdi. Biri sormuş ki adının, isminin adı siz, leş 100 yazmış ama S2 leş yazmış. Yani 2'yi ile rakam olarak yazmış. Anladık tamam geç önemli değil. Yazmış ki hocam arkadaşıma AP istedim. AP istedim alıp haritanın içine atılmış. Bu arkadaşım sorumluluğu söyledi demiş ama ben trollemek istemişim demiş. Evet. Muhtemelen bu maç bir silver maçıdır. Yani genellikle silver bir... Sizin için geldiler. Arkada gören arkadaş... ben bir termik yapacağım deyip de eli kaybeden... Şu da kendinde global sandıkıl ama bıçak yiyen arkadaş. Evet. O yüzden boyunlarından tavana asılın durduk. Kendini cilala. Aynen. Şimdi silverlarsa hiçbir şey demiyoruz bir kere. Silverlar zaten yani silver kişileri genellikle trolllerdir veya oyunu ciddiye işte Nova. Eğer Nova ve üstüyse zaten bu arkadaşlar ne yapıyor yani? Oyunu silmeleri falan lazım veya acilen 112'yi arayıp çok acil görünmesi gerektiğini söylemesi lazım. Bu olay koronadan bile daha ciddi bir davranış. AWP'yi sakın lan dışarı atmayın. Anladım. Diğer sorumuzda gizemli biri yazmış. Kendisini vermek istemiyoruz. Demiş ki hocam. Böyle hocam diye unutmuş. Soru şartı koymuş. He. Demiş ki. Evet. Biz VS girmiştik ama ben üst lider açtım. Valak açtım. İntihamı açtım. Sekmeme iyice saçtım. Müthiş açtım demiş. Bu da arkadaşıma hoş bir davranış var. Yani bu benim geçmemi engeller mi yazmış CSGO'da? Bakın kardeşlerim. İlaçmak CSGO'daki başarımı deriler mi? Evet. Evet arkadaşlar. Hatta kanıtlı.
Kendi gözlerimle gördüm. Gerizekalının biri ilk başta Nova 3'tü. Çok güzel oynuyordu. Sonra gitti CSGO'da hile açtı. Tamam mı? Mevlon açtı, Aimbot açtı, Valak açtı. Sonra bir süre sonra hesabı Wakeman yiyince yeni bir hesap açtı. Orada insan gibi namuslu bir şekilde oynamaya başladı. O şekilde bir kere namusunu kaybetmiş. Ama ben de herkese ölüm insan tutuyorum. Baş harfi R mi acaba? Evet, doğrudur. İşte o zaman bok gibi oynamaya başlamış. Yani kusura bakmayın ama cidden öyle oynuyormuş. Sonu da arkadaki iki arkadaş gibi olmuş zaten. Evet, bir iş yapmış. Gabe'ın anlaşmalı mısınız? Ne alaka? Yani sizi o global iş yapmış mı demiş. Sizi o gemisi boostlamış mı demiş. Hayır, öyle bir şey olmadı. Ben şerefimle ve namusumla buralara kadar geldim. Rüçhan Baş, Rüçhan Arif Baş bir tane ayrı atmış. Seninle geçmişini ve Gabe'ınla anlaşmalarını kapanmasını buraya bildirdim arkadaşlar. Evet. Evet. Yani Rüçhan Baş. Rüçhan Arif'i burada Twitter'dan engelleyelim lütfen. Tamamen engelleyelim. Anladım. Anladım. Bir dakika. Rüçhan. Sana burada küfür etmek istiyorum. Senin burada ifşa videonu çıkaracağım. Sen benim gelmişime geçmişime sövemezsin. Gavin'la hiç sövemezsin. Biz onunla çocukluk arkadaşıyız ya. Tamam ya. Duygulandım, kusura bakmayın. Sıkıntı yok. Evet, buradan Rüçhan'ı ifşalayacağımıza dair söz veriyorum. Buradan, evet. Hatta onu Yağız Anlı adlı bir programda ifşalayacağız. Arkadaki arkadaş biraz alkollendi galiba. Biraz değişik. Ha, doğru. Arkadaşı düzeltebilir miyiz lütfen yani? Ne bileyim. Neyse, hadi diğer sorumuza geçelim. Evet. Biri Dines'e söylemiş. Niye söylediğini söyleyeyim. Niye? Demiş ki, arkadaşlık şunu demiş. Neyse hile, hile hiç gelmiyor mu yaptı? Bize hile mi? Bak. Bir YouTuber ana sözü der ki. Atasözü der ki. Atası da anasıymış zaten, o yüzden ana sözü falan dedim. Neyse, geçelim buralar. Önemli konular değil buralar. Oyundaki ağlamalıklardan birini nasıl ağladığınızı gösterir. Mesela adamla savaşıyorsunuz. Adam sizi sürekli öldürüyor. Siz ona hile derseniz siz ağlamış olursunuz. O yüzden Ben hiçbir zaman ona hile demediğim için, ağlamadığım için karşıma hile gelmedi. Burak Bey, şu an bu sorular hep boşta ama şimdi ciddi sorulara geçmeye başladık. Evet, sonunda. Biri diyor ki, ben 10 maç üst üste yaptım ama hala Silver 1'den yukarı çıkamıyorum. Bunun nedeni bana açıklar mısınız hocam? Peki, bir roundda kaç kill almış, ona sordun mu? Kaç geri difuz yapmış? Evet. 62 skor diye farfaz için almış. Yani 62 skor asistlerle mi, adamı öldürmeyle, bomba kurma falan, hepsini bana söylemesi lazım bir durumda. Onu valla onu belirtmemiş. O zaman ben de sana bir şey belirtemem. Kafasız. Senin ta beynini. Neyse. Arkadaki arkadaşlara stüdyodan yani. Roket içeri. Evet, o adamları lütfen bir stüdyodan alabilir miyiz? Çıkışta da... Adam o hangi bilgisayarla? Söyle bakayım. Ben bu globallik seviyesine 60 FPS'lerle geldim, tamam mı ya? Ben sizin gibi 250 FPS alıp da Silver 1 olmadım. Ben 60 FPS'te global oldum, tamam mı? Evet, Burak Bey, bu yüzünden... En sayın seveceğiz. Son 3 sorumuz... Kaç sorumuz kaldı? Bu sorumuzdan sonra mükemmel var. Kendisi bizim için tavsiye ederiz. Doğru. Hatta yukarıdan bile çıkabilir kendisi. Diyeyim bize. Bir de
daha sonra o Coca-Cola'dan sonra Arda'yı arayacağız. Diyorlar Arda ses kodu var hatırlarsan değil mi? Bırak ver. Milattan önce onunla tanışmıştık, doğrudur. Valla biz bazen de oynadık CS:GO. Arkadaş Burak Bey'le oynadık. Tabii o zamanlar ne M4A1 vardı ne başka bir şey. Sadece oyunda sadece USPS ile Glock vardı oyunda. Başka hiçbir şey yoktu. Glock'a da geldi. Glock diye getirmişti. Ve bir de Lütfen bir arkadaş vardı. Öldü. Evet. Evet. O da sana yapılan askeri bir baskı sonucunda hayatını kaybetti arkadaşımız. Ama şu an onun mezarı yok. O şu an yatıyor öyle. Hatta koptu. Hatta o şu arkadaş o bile olabilir yani. Konusunu öpmüşler ama o bile ölçü olabilir. Arkadaşlar bir zahmet adamı bulup bir mezar yapalım stüdyodan sonra. Şu uçan adamı da bir dövebilir miyiz ya? Tamam. Alttaki linklerde babana gelinlik düşemez yüreğim. Şu yanan adama bir sansür atabilir miyiz? Yani ağlayanlar falan olabilir, acı çekenler. Evet, diğer sorumuza geçelim. Şimdi bu son sorumuz ve bu çok üzücü bir soru. Gelsin. Burak Bey. Ne? Sizin bir abiniz varmış, doğru mudur? Yalan. Ve o abiniz yok. Hapishanede. Yok lan yalan. Gabe'ını dövdüğü için hapishanedeymiş. Yalan. Gabe'ını dövünce siz de başa geçip anlama efendim startinde falan her yer çıktı. Fox falan her yer duyuluyor. Yok ya yalan. Doğru şu anda jüri bir şey diyor. Galiba askerler mi basmışlar mı diyor.